Dalgalar ağlur da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Yakalanırsın. En az 20 sene yatarsın. 24. Allah ömür verirse 24 yıl sonra görüşürüz reis. Eyvallah. Cahil! Şehadet getirecek misin? Ağzım var. Beni öldürmeyeceksin Tahir. Burada değil. Yok, gayet öldüreceğim. Şehadet! Hani Allah korkusu falan bir şeyler diyordun. Katil olamam diyordun. Ne oldu? Birdenbire Allah'tan korkmamaya mı başladın Tahir? Yok, çok korkarım. Şehadet yok galiba. Cehennemde görüşürüz. Yok, bak kimse yok burada, kimse yok, kimse yok. Bak kimse götürmüyor Yiğit'i. Burada, burada Yiğit. Anne ne oluyor?
Sana bir hatıra getirdim. Al. Eğer bir polise 100 metre bile yakınlaşacak olursam... ...bu defa kestiğim kardeşinin saçı olmayacak. Onun boğazını da keseceğim. Daha önce yapmadığım bir şey değil ha. Anladın mı? Göster bana ne olursun. Gördün mü? Yine benim annem misin? Senin annenin bir tane. Ben sadece uyanıkken kötü bir kabus gördüm gibi oldu. Geçti. İyi misin? İyiyim. Şu mahkeme celbini verir misin? Okuyacağım. Yok sana mahkeme celbi falan. Önce senin şu kafayı halledelim. Yürü haydi. Ne kafası? Tanrı şimdi benim kafamın sırası mı? Vedat çocuğumu alacağım diyor. Sen beni doktora götürmeyeceksin herhalde. Yok nefes. Sana aya götüreceğim. Rot balansçıya. Senin kafanın ayar biraz kaçtı ya. Doktora götüreceğim kızım. Doktora haydi. Haydi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Heh, Esma abla. Şu velayet işini konuşabilir miyiz? Hayır, ver şu mahkeme celbine. Bırak şimdi mahkemeyi celbi falan. Kızım olmayan Vedat'ı gördün, olmayan Vedat'ı. Önce doktora gideceğiz, sildireceğiz beyninden şu şerefsizi, haydi. Nefes, Tahir doğru söylüyor. Vedat velayeti almak için senin akli dengenin yerinde olmadığını iddia etmiş. Onu haklı çıkarma, git doktora ablam. Ne? Nasıl böyle bir şey iddia edebilir ki? Vedat nereden bilecek ki Nefes'in olmayan şeyler gördüğünü? Bilmesi şart değil. Bizim ona karşı kullanacağımız şiddet uyguluyor iddialarını engellemek için elindeki tek yol bu. Nasıl yani? Mahkeme hiçbir zaman şiddet uygulayan bir babaya çocuğun velayetini vermez. O da senin akli dengenin yerinde olmadığını, şiddeti uydurduğunu kanıtlamaya çalışacak. Ben yalan söylemedim. Ben şiddeti uydurmadım. Benim yaşadıklarımın hepsi gerçek. Tabii ki gerçek. Haydi. Sen bana inanıyorsun değil mi? Ben deli değilim. Nefes. Tamam ayarın kaçtı ama deli olan sen değilsin. Benim. En deli Tahir. Hadi. Hadi.
Ne dersiniz avukat hanım? Alabilecek miyiz geçici velayeti? Çok teşekkür ederim. Akli dengesizlik iddiamızı destekleyecek ne kadar çok kanıt ve şahit bulursak bu iş o kadar çabuk biter. Eyşan Hanım şahitlik yapacak. Korumalar var. Evdeki hizmetliler var. Tamam. Ama direkt akrabanız ya da çalışanınız olmayan birileri yok mu? Hatta buralı birileri olsa çok iyi olur. Nazar. Değil mi Eşancığım? Hatta Nefes Nazar'a şöyle bir fantezi uydurmuş. Göya ben Nazar'a işkence edecekmişim de Nefes bunu görünce dayanamayacakmış, merhamete gelecekmiş. Onu bırak beni al deyip bana geri dönecekmiş falan. Böyle şeyler mi uyduruyor gerçekten? Maalesef. Yazık ama çocuğunuza. Peki şahitlik yapar mı bizim için bu... Nazar. Nazar Hanım. Bilmem. Ne dersin Eşancığım, yapar mı? Eminim, yapar. Yani en azından bir sorarız. Müsaadenizle. Berrak. Ben bunu daha fazla yapamam. Veremem o ilacı Nefes'e. Bir şey mi oldu? Mahkeme celbi geldi. Nefes halüsinasyon gördü. Senin buraya geldiğini Yiğit'i alıp götürdüğünü sandı. Çok kötüydü. Nefes'in hayallerinin erkeği olamadım ama kabuslarının kahramanı oldum galiba Berrak. Bendeki şansa bak. Ne olur bırakalım artık. İlacı vermeyi bırakalım. Ne olur. Bırakayım mı? İki katına çıkar. Ne? Ne diyorsun sen? Dedim ki iki katına çıkar. Ne iki katı? Kız deliriyor diyorum sana. Amacımız bu zaten Berrak. Değil mi? Yani Nefes delirecek ki ben de Yiğit'i alabileceğim. Yalvarırım, yaptırma bunu artık bana. Ne olursun. Bak Berrak. Eğer Nefes'in ilaçlarını kesersek Nefes iyileşecek. Ama ben annenin ve kardeşinin boğazını kesersem pek iyileşme şansları olmayacak. Ne dersin? Sen karar ver. Hangisini keselim? Akıllı kız senin. Sen? Kimdi arayan? Yanlış numara. Yanlış olduğuna eminim de. Berrak yazıyordu ekranda. Hani şu tek yön bilet alıp buraya getirdiğin kız değil mi? İş içinde hani. Seni ilgilendiren bir iş değil Eşan. Güven bana. Kurcalama. Oynardık.
Lisedeyken hep psikolog olmak istemişimdir. Bir gün hasta olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hiç psikolog olunur mu da? Hayatta olmam. Niye ki? Düşünsene, her gün bir sürü insan geliyor, kafanda revirvediyor. Ulan taş olsa dayanmazsın da. Senden psikolog olmaz zaten. Her sıkıntısını anlatana ver adresini, döveyim adamı dersin, memlekette adam bırakmazsın. Abartma da, adam bırakırım. Şerefsiz bırakmam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aramıştık, nefes zorlu. Hoş geldiniz. Nefes alın, buyurun. Ben yapamayacağım. Ben yaşadıklarımı bir yabancıya anlatamam. Zaten inanmaz ki. Bir dakika. Gel. Nefes. Kabuslardan kurtulmak için bunu yapman lazım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güzel rüyalar gördüğünü bilmeye ihtiyacım var. Bunu da biliyor musun? Biliyorum. Yiğit annesini bir daha bu sabahki gibi görmek istemez. İstemez. Hem bizim acayip güçlü takıma bir tane deli yeter. Yeter. Haydi o zaman. Ben burada bekliyor olacağım seni. Hadi gir. Müvekkilim davacı Vedat Sayar, davalı Nefes Zorlu ile 8 yıldan beri birliktedir. Nah birliktedir. Müvekkilimin davalı ile evlilik dışı birlikteliğinden 14-12-2011 tarihinde Yiğit isimli çocukları olmuştur. Taraflar evli olmadıkları için Medeni Kanun 337. maddesi uyarınca velayet annesindedir. Öyle de kalacak. Selam. Doktor Volkan Darıcı. Nefes zorlu. Buyurun. İlk başta birkaç sıkıcı form doldurmamız gerekiyor, tamam mı? Kaç yaşındasın? 24. Davacı Nefes Zorlu'nun sinir krizlerine ve gördüğü halüsinasyonlara şahit olmasına rağmen kendisine duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmemiştir. Şerefsiz. Sağladığı huzurlu ve sıcak aile ortamı ile davalı Nefes Zorlu'nun eski günlerine döneceğine ilişkin inancını her daim korumuştur. Yalanını ulan aşağı. Sen mi sağladın lan huzurlu aile ortamını? Affedersin bacım. Sorun değil, alışkınız biz kendi kendine konuşanlara. Düzenli olarak kullandığın bir ilaç var mı? Yok, hayır. Alkol ya da uyuşturucu madde? Hayır, hiç. Tamamdır. Evrak işleri tamam olduğuna göre şimdi biraz sohbet edebiliriz. Nasılsın? Ben galiba deliriyorum. İnan bana, delirmek sandığın kadar kolay değil. Bir süredir uykumda kabus görüyordum. Ama şimdi insan uyanıkken kabus görür mü? Görür. Sen ne zamandır görüyorsun?
sabahtan beri. Ben... Bak, istersen kendini zorlama. Bugünlük sadece havadan sudan konuşabiliriz. Yok. Ben cesaretimi toplamışken... Bana ne olduğunu bilmek istiyorum ben. Peki, sen bilirsin. Babam... beni bir adama sattı. Henüz 16 yaşındaydım. Beni eve hapsetti. Sekiz yıl boyunca şiddete maruz kaldım. Ve o sekiz yıl boyunca tecavüze uğradım. Ben özür dilerim. Siz pek aşina değilsiniz galiba benim gibi hayatlara. Aksine tahmin edebileceğinden daha aşinayım. Ama her seferinde dağılıyorum işte. Benim gibi kadınlar var mı? Nefes, Türkiye'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Kimi arada bir iki tokat yediği için kendini şanslı sayıyor. Kimi öldürüsüye dövülüyor. Rakamlar böyle. Yani anlayacağın, evet, senin gibi kadın sayısı oldukça fazla. Peki biz bu kadar çoksak, niye kimse bizi görmüyor? Zor yerden sordun Nefes. Belki görürsek rahatımız kaçar bu yüzden. Peki hiç kurtulmayı denedin mi? Sekiz yıl boyunca 22 kez kaçtım. Gerçi çok başarılı olmadı. Her seferinde yakalandım. Ve dayak yedim. Beni bir odaya kapattı. Ben o odada tek başıma doğum yaptım. Allah aşkına Nefes, kim inanır buna? Adam senin şizofren olduğunu düşünüyor. Sen bebeğimize şükret. Cezan sadece 24 saat. Tek çocuğum vardı değil mi? Evet. 7 yaşında. Adı Yiğit. Kendin çocuktun, bir de çocuk büyüttün. Birlikte büyüdük. Peki. Şimdi sana zor bir soru soracağım. Yiğit'in bir tecavüz çocuğu olması ona karşı olan duygularını etkiledi mi? Onu daha çok sevmeme neden oldu. Çünkü o cehennemde ikimizin de sevgiye çok ihtiyacı vardı. En çok da sevgiyle korunur o çocuklar.
tümar bana tecavüz etti. Şimdi evladımı benden almaya çalışıyor. Ben akli dengemi yitirmişim. Çocuğuma bakamazmışım. Bu sabah onu gördüğümü zannettim diye çocuğuma annelik yapamazmışım. Akli dengesi yerinde olmayan davalı anne, müşterek çocuklara Yiğit'i de alarak müvekkilimin iş ortağı Tahir Kaleli ile birlikte kaçmıştır. Davacı baba, çocuğunun en başta hayatından ve fiziksel ve psikolojik gelişiminden de endişelenmektedir. Sen kendi hayatından endişe et, aşağılık herif. Tahir, gittiniz mi doktora? Buradayız da. Ne diyor bu aşağılık herif? Çok sağlam bir dilekçe yazmışlar. Dava süresince de velayetin kendisine verilmesini istiyor. Evet, geçici velayet. Alabilir mi peki? Nefesin psikolojisinin bozuk olduğunu kanıtlarsa çok mümkün. Kanıtlama ihtimali nedir? Sabahki halini gördün. Adli tıptan rapor istemişler. Kanıtlama ihtimalleri çok yüksek. Bu şerefsiz velayeti kazanabilir diyorsun yani. Mutsuz konuşmak istemiyorum ama... Adli tıp annenin böyle olmayan şeyleri gördüğünü anlarsa... mahkeme Yiğit'i nefesten alır, babaya verir. Hay ben böyle işin. Tamam Esma, tamam kapat, kapat. İyi misin? Tahir, çevreye gidebilir miyiz? Gideriz tabii. Biraz sarsıldı. O çivre her neresiyse siz gidin bence. Haydi. Haftaya görüşürüz, tamam? Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat kara deniz, nefesim yetmez. Sen anlat. Eğer iyileşmezsen Yiğit'i alabilirmiş. Şş, hayırdır? Kim alıyormuş? Kim veriyormuş? O bana okutmadığın cel kağıdında yazıyor kim alıyor. Versem ne olacak? Bir sürü boş laf. Ya tamam Tahir, ver artık şunu. Vermiyorum. Bunu da vermiyorum, Yiğit'i de vermiyorum. Ne yaptın ya? Deli misin sen? He deliyim. E biliyorsun. Sen de çok sağlam sayılmazsın artık. Aramıza hoş geldin. Travma sonrası stres bozukluymuş. Öyle dedi. Af buyur. Benim kafamdaki sorun.
travma sonra stres bozukluğuymuş Ali. O ne Duda? Sökülen çivinin bıraktığı iz gibi bir şey işte. Geçer ama deler de geçer hesabı. İnsan kaldıramayacağı şeyleri yaşarsa kurtulduğunda böyle şeyler olurmuş bazen. Büyük felaketlerden sonra, savaştan, depremden, öldürecek şiddetten, tecavüzden. İnsan o dehşeti tekrar tekrar yaşarmış. Sen yaşıyor musun? Nefes. Anlat kızım da. Kabuslarınla gördüklerin. Sen bu yüzden mi bana duyarsan delirirsin dedin? O şeyi görmüyorum. O karanlık yatakta olmuyorum hiç. Ama doğum yaptığımı görüyorum Tarık. O odada kelepçede tek başıma. Bugün doktor Umut'un tecavüz çocuğu olması ona olan duygularımı etkiledi mi diye sordu. Kalt etmiş o herif. Yiğit tecavüz çocuğu değil. Yiğit yetim. O şerefsiz hem sana dokundu hem oğlunu elinden almaya kalkıyor. O herifin yaşaması bile haram. O çocuk yetim. Değilse de ben onu yetim etmesini bilirim. Tahir, biz iyiyiz. Yiğit iyi. Yiğit'in Tahir abisi var artık. O şerefsiz Yiğit'in babası değil. O aşağılık herif Yiğit'i senden alamayacak. Bizden alamaz. Bizden. Ya sen nasıl bir kadınsın? Sen bu halinle. Sen benim fırtınama mı dindiriyorsun? Bu sol dikiz aynasının üstüne su damlasını bıraktın sen. Deme ağa. Abimin çakır gözleri bozulacak. Dur hemen sileyim ben. Çık. Lan arabanın rengi attı ya. Yeter be. Sen niye dışarı çıktın abi? Üşürsün. Gir içeri gir. Doğru. Sen kazada fark etmedin ama soğukta belim falan tutulur. Haydi gir içeri. Gir. Bırakın ya. Olmaz. Ulan yavaş oğlum. Azıcık az. Ulan yavaş çekilsin be. Benim de rahat etsin abi. Yalnız git çay kap getir abime. Ver. Abicim gazete. Ters oldu. La sorma sahip ama sor azam. Siz iki akıllı ne ediyorsunuz? Yaptığımız hıyarlığı unutturmaya çalışıyoruz abi.
Yavaş. Ula benden bahset kimse kardeşlerime hıyar diyemez kurarım sen de kafanı ya. Abi. Hı. Sen Yiğit'i Vedat'a verince biz dedik ki bu bizim abimiz olamaz. Bizim abimiz böyle şey yapmaz. Ama sen sonra Yiğit'in canı için kendini dağ devrenin arabasının önüne attın ya. Hah dedik bizim abimiz budur. Yoksa bizimki düşmanlık değildi abi. Hayal kırıklığıydı. Oğlum. Ha yine bugün aynısı olsun. Yine Tahir abinizin canı tehlikeye girsin. Ha yine veririm Yiğit'i. İstediğiniz kadar düşman olun ha. Ha. Yiğit'in canı tehlikeye girer, o zaman vazgeçerim ha kendi canımdan. Benim bu dünyada vazgeçemeyeceğim tek şey var oğlum, sizsiniz. Kardeşlerim, ailem. La bunu bir anlayın da. Gelin la bana. Gel bu ile gel yangazlar. Uf, kurban olduklarım. Telefon. Ula tamam ha. Haydi Sedik ayrılın. Ula tamam ayrılın la. E tabii o yasiyesi o yarayı. Kardeş sevgisi de bir yere kadar canım. He canını verir he. Tabii yengem aramaysa. Gidin ulan. Ver sizi. Akıl hıyar değil ki. Kırıp ikinize de ayrı ayrı vereyim. Alo. Söyle Asiyan. He söyleyeyim o zaman. Hazır mısın? He hazırım da. Seni özledim. Değil mi? He o dedi ondan ya işte. He anladım. Yerin dar, oynayamazsın. Rahatını uzatma, değişen edici sen. He, mühim soru. Şimdi ben düşündüm. Çocuk kurtaran kahramanlar ne sever dedim. Aklıma vurma kadayıf geldi. Akşam edeyim mi? Demo. Vurma kadayıf. Destekten edici misin Asya? Ederim tabii. Şerbetli şerbetli. Oy Asya'm, oy! Ney Mustafa'm, ney? Asya'm, Asya'm bil ama bekle. Ben iki yangaz tepip geleceğiz ona. Yangaz topuk. Trakanız ya! Ha Asya'm. Tepme tepme. Sıcağı sıcağını anlamadın. Koca araba çarptı sana. Ağrıyor mu bir yerler o? Yok. İyiyim ya. İyiyim. Ha, iyi tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Odamızda. He. Görüşürük. Görüşeceğiz. Odamızda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Daha sabah minisu bağlaydı dedi. Ne oldu şimdi buna? Selamünaleyküm. Aleykümselam Tahir'im. Çıkıyor muydun? He. Sabah konuştuk ya oğlum işte ihale parasını son günü bugün onu yatıracağım. Ha, illa Vedat'a borçlu kalacağım diyorsun. Tahir, la sabah konuştuk. İhaleyi dağ devrenlere kaptırırsak kum çıkaracak yerimiz kalmayacak. Ula kaç tane gemi aldık? Nereye çalışacak ha onlar? Tamam abi. Sen aynen böyle devam et. Ben Vedat işini başka şekilde halledeceğim. O ne demek o? Yiğit'i alabilmek için Vedat velayet davası açtı. Nefesi de deli olmakla suçluyor. Tövbe bismillah. Yuh, nefes mi deliymiş? Nefes hepimizden akıllı. Alma gibi bir şansı yoktur Yiğit'i değil mi abi? Bilmiyorum yangaz. Ama işi şansa bırakamam. Yiğit'i alamamasının en garanti yolu Vedat'ın katil olduğunu ispatlamam.
Tahir. Bak oğlum daha yeni barıştık, kavga etmeyelim ha. O itirafı unut. O senin canının sigortası da. Abi bak atağı idamarım. Gözünü seveyim ver şunu da. Yoksa ben zorla alacağım, bak sıkıntı olacak. Sen zorla alacaksın. Ne? He. Abi silme. Abi. Bak, abi silme. Abi. Olmaz abi. Ha. Abi ne ettin? Ne sağ ne ba. Kodigonu toprağa. Ha? Oğlum bu senin canının sigortası ya. Ben onu sana teslim etmem aslanım. Ay yedeği var. Haydi ara bul bakayım. Ha yok, bende de var bir yedek. Ya ne demek o? Sıkacağım kafama, girecek o yedek. Yavaş. Hayır. Ulan. Tövbe tövbe. Öyle bakarsız. Abi. He. Verse miydin itirafı ya? Oğlum. Ulan Vedat dava açtı diye. Hemen alabilecek mi çocuğu? Yani alamaması lazım. Sonuçta nefesi dövmüş manyağın teki. Mahkeme vermez. Ha? İşte bizim Tahir de deli tahirlik yapar. Siz de yalnızlık yaparsınız. La ne yalnızlık yaptık da? Ula eleyin basiboş eleyin. Siz de burada riv riv. La gidin kepçelere bakın, ben de şehre gidiyorum, haydi. Abi. He. Ya sen Vedat'tan çeklerini mi alsan acaba? Oğlum. La bir korkmayın ya. Abiniz hayattayken ha bu tekneye de size de bir şeycik olmaz ya. Haydi gidin eleyin basına. Bir saat gelecek, kumunu sekecek. Bakarak olun. Bir saat. Evet. Tamamdır bizde. Şahin'im, duyduğuma göre kalelerden kum almaya devam edeyim. Cemil abi, beni kumu benden al, kalelilerden alma diye buraya çağırdıysan hiçbir şey konuşmayalım. İçeyim çayımı, kalkayım. Bu kadar netsin yani? Netim abi. İnşaat işine başladım başlayalı kumu Mustafa'dan alıyorum. Şimdi de değişmez. Bu kadar sözler lafla döndü ortalığa. Evli karıyı kaçırdılar, sakladılar. Bağ büyük yanlış yaptılar. Kızımın gururundan oynadılar. Buna rağmen. Abi yatma da beni kendi mevzularınıza karıştırma. Mustafa benim arkadaşım. Çay için sağ olasın. Bereketli olsun. Peki sana %40 iskonto yapsam? %40? Ne ettin abi ya? Bu fiyat senin geminin denize açılma masrafını bile kurtarmaz. Sana ne kurtarır kurtarmaz. Sen bu halde bakayım. Kum lazım. Alo. Buyur Tahir abi. Ne haber Selçuk? İyiyim Tahir abi, sen nasılsın? Çok şükür. Sana yine işim düştü. Emret abi. Vedat Sayar. Yarın gece otelden çıkacak mı yoksa kalacak mı öğrenmen lazım. Baş tutun abi. Ha. Cemil Bey. Mustafa Kaleli'ye ilk darbeyi vurduk. Kum bizde. Ne kadar hızlısınız Cemil Bey. Mustafa ihale parasını yatırmış. Çıkardığı kumu satacağı adam bırakmamak lazım piyasada. Desene Mustafa bana borcu kalmayı tercih etti. Ne kadar hayati bir hata. Oldu Cemil Bey, sağ olun. Ben bir ara uğrarım size, görüşürüz. Mustafa parayı ihaleye yatırmış. İlla verecek bana kaleli konağı. Buyurun kahveleriniz.
şey mi diyeceksin? Yarın gece otelde misiniz acaba? Niye? Kapalı otoparkımızda bir zemin onarım çalışması olacak da... ihtiyacınız olacaksa önceden arabalarınızı dışarı çıkaralım. Yok, ben çıkmam. Ben çıkarım. Nene? Sana ne Yeşim? Sen de bir kahve alsaydın keşke kendine. Hı? Ne bekliyorsun diyorum. Söyle Uşağım. Tahir abi, yarın gece dışarı çıkacakmış Vedat Sayar. Eyvallah Selçuk. Sağ ol Uşağım. Aç elini boğazını. Oh! Sarıtılık da vereyim mi sana? Onu çok seversin. Aç azıcık. Annesinin kuzusu o. Oh. Dur bir tane daha vereyim salatalık. Sen ne ya? Bebek miyim ki ben ya? Okula gidiyorum ben. Allah Allah ya. Tabii bebeğimsin. Askere de gitsen benim bebeğimsin ay ışığında oluyan kurt. Anlaşıldı mı? Bezdum da bezdum. E o zaman boncuktu sen yaşlı aslan. Ay ışığında uluyan kurtu kurtarsın da. Hadi yiğidim. Nereye? Medreseye. Hey ya! Hadi bakalım. Yürü. Biz gelene kadar da ne konuşacaksanız konuşun. Ben şimdi Vedat'ın onu almak istediğini nasıl söyleyeceğim? İlk duruşmayı bir görelim de. Seni bir adli tıpa yollayacaklar. Oradan gelen rapora göre hareket ederiz. O zaman söylersin Yiğit'e. Rapor kötü gelirse... hiçbir şiddet iddiam geçerli olmayacak değil mi? Kanıtlamaya çalışacağız. Ama senin akli dengenin bozuk olduğuna karar verildiği an velayeti kaybedersin zaten. Sanki Vedat şu anki halimi biliyormuş gibi. Suçlamalarını öyle yazmış gibi. Dedim ya sabah. Vedat'ın şiddet iddialarını çürütmek için başvuracağı tek yol buydu. Yoksa hiç şansı olmaz mahkemede. İlk tanıdığında da böyle miydi? Yani o. Nasıldı? Kim? Vedat mı? O çok nazikti. Anlayışlıydı. Kibardı. Ama beni ilk andan beri ürkütmüştü. Sanki baştan itibaren içindeki canavarı hissetmiştim. Ben hissedemedim. Yani benim canavarımı hissedemedim. Benim için dünyanın en iyi insanıydı. Annemi, beni, kardeşimi o kadar koruyordu ki. Kahramanım da o benim. Hiç aç değilim ki Yeşim. 15 dakika sonra. Olur.
Gel benimle. Gel benimle dedim. Vedat, ne işler çeviriyor? Anlamadım. İstanbul'dan getirtiyor kız kim? İstanbul'dan kız mı getirtmiş? Necip, Berak Yılmaz diye biri. Duymadın mı? Hiç duymadım. Tamam, çıkabilirsin. Sağ ol. Açmış geçmiş. Hayırdır? Hurma kadayıf ediyorsun. He, ama sağ yok ana. Sağ hala grevliyum. O gayninin çocuğu için arabanın önüne atladı diye Mustafa'ya grev yok artık, he mi? He. O aklın başına gelsin, nefesten özür dile, sağ da olmaz grev. Asıl onun aklı başına gelsin. Ben uşağımın ballarını yedirmem o garıya. Çamaşır yıkarken donlarını ayırdım, haberin olsun. Duydum, duydum. Geldi cakasını sevdiğim. Kornasından tanırım. Mustafa! Asya? Ulan! Ulan kız, ortalık yerde ne ediyorsun kızım? Bir dur ulan. Ne edeyim? Heyecanlandım. Ulan bir araba çarpmasıyla böyle edeceğim, onu bilseydim. Daha önceden atardım ha kendimi arabanın önüne. Sağ araba mı çarptı? Ulan çarpmadım. Ben başka gördüm. Ben ne gördün? Gidi. Sen daha bir görsen. Kocam böyle kartal gibi uçtu. Arabanın önünden yiğiti kaptı. Sonra böyle tayiri fırlattı. Sonra da kartal gibi yere kondu. Ama. Dedim bile. O nasıl hareketi, zalimin oğlu? Oy Asya! Asya'm, sen bileme tut bakayım bunları. Tutayım. Ulan bıktım ulan sizler. Dırak kalsın. Ulan ulan, yalan buraya yazan. Gebreye başım, kafanı kırarsan. Yalan buraya! Kaçacaksın kız. Rabbim ekmeğimize bereket versin Mustafa'm.
sağ da uzun ömür versin. Amin. Rabbim seni başımdan eksik etmesin Asya. Amin Mustafa'm, amin. Benle bir gel bakalım 5 dakika yukarı. Sende Atay, Mustafa. Her şey yarım kalay. Sen de bir daha sevdiğim adama ihanet etme, oldu mu? Asya. Bundan sonra Allah'ın emanetlerine benden birlikte sahip çık, değil mi? Sen bu koca yüreğine hepimizi sığdırırsın. Oy Asya'm, oy. Mustafa'm, ne? Mustafa! Mustafa! Yavaş, ana ne ettin? Ne yapmışım da? Sen de bakayım bana nasılsın? Daha devrinin arabasını ne atmışsın kendini? Sonra da o halde gitmişsin işe. Benim aklımı mı alacaksınız siz? Yok ana. Sen bizim aklımızı aldın bileme gomadın. Asya. Ne? Kaçtır hasretim kocama. Odamızı bastı. Yuh. Tık. Edep olsun. Ana. Etmedi ha? Etti bile. Etmedi mi? Etti. Mustafa. Sustur şu garini. Ben uğraşmayayım. Ana. Asya. Etmedi ha? Uğraşmasan hatırım kalır Saniye Hanım. Uğraş sen benimle uğraş. Mazluma sarma da. Yeter be! Vallahi sevilmeseniz çekilecek dert değilsiniz ha! Çekil ana. Tövbe tövbe ya! Yiyeceksiniz ha bu kevgiri kayfanıza he. Uzak durun kadayıftan. Şimdi servis edeceğim onu. Yenge etme daha yiyelim diye etmedim onu. Önce kocam yiyecek. Fatih sen aradan mı gaynıysın? Ya ne olur abimden önce yesek ya. Tepsiyi yemeğe yersiniz, üzerine su da içmezsiniz. Kocacığım yetiş. Yettim. Sen ye bakayım. Yoksa sağ bu sıfalardan kalmayacak. Afiyet olsun koçum benim. Oh yaşam, oy. Bir Tahir'im eksik. Mustafa. Hani senden barışmıştı bu uşak? Niye hala yok? Sevdalandığı kızı saçlarından sürükledin Saniye Hanım. Tahir'i unut artık, unut. Oy, yeter da. Bence de yeter da. Ula sen ne zaman geldin? Hesap mı vereceğiz? Ver bir kadayıf. Bir de bir türkü söyle be yengem. Özledim daha. Gel hemen.
Türkü de dök. Başlatma türküne canım. Anamı af mı ettin? Nefese ettiklerini affedemem. Yok öyle bir dünya. Ama anamsın. Analık hakkı ödenmez ya. O yüzden sana hakkını helal et ana. Helal olsun. Tahir'im. Sütüm de hakkım da helal olsun. Hazır başlamışken senden de mi bir helallik alsam ihtiyar? Lan ne de bu helallik sevdası ya? Hayır mı? He yengem. Harbe mi gidesin hacca mı? Hayırdır? Can mı alacaksın, can mı vereceksin? De bakayım mı? Hayda. Yarın ne olacağı belli mi? Ula vereceğim bir helallik amma kıymete bindin ha. Ula gel buraya gel. Allah'ım delası. Helal olsun. Sen de helal et ha. Helal olsun Mustafa Kaleli. Kaldıysa bir helallik de biz mi alsak? Hiç yani. Bir Mustafa Kaleli değiliz ama... Yavaş. Gelin ula buraya. Ula yangaz geldiniz, yangaz gideceksiniz. Bir türkü karşılığında sana da helallik veririm yengem. Denizde kararti var, bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Oy dumanla. Oy dumanlar, dumanlar, hep dağları sardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Karardı kara taştı bu yana taştı. Karardı kara deniz. Taştı bu yana taştı. Haber verun yarume. Gözlerim doldu taştı. Haber verun yarume. Gözlerim doldu taştı. Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım. Helal olsun. Gemi mi lilen olur, sevda dililen olur. Gemi güzeller çok var ama meyil birine olur. Güzeller çok var ama meyil birine olur. Haydi iyi geceler. Thank you.
ne yapacaksın sabahın köründe burada? Ben de vedalaşmadan memleketi terk ettin sandım. Ne? Nefesi diyorum. Kaçarsınız buralardan değil mi? Hiçbir yere kaçmıyoruz. Akşam uçandan kaçandan helallik aldın. Bir fışkı yedin belli. La ne helallikmiş arkadaş. Aldığıma pişman ettiniz. Geri verebiliyor muyuz bunu yenge? Bana bak salağa yatma. Sabaha uyandırmam salak kalırsın. Ve subhanallah. Yengem. Sıfatını sevdim. Benden sır çıkmaz. De bana haydi. Nefes alıp gideceksen tamam. İzin verdim gitti. Al götür kızı. Sağ ol müsaade için yenge. Hadi bana müsaade ben kaçarım. Yiğit okula götüreceğim. Bir dakika ula. Bu işte bir terslik var. Nefesle gidecek olsan Yiğit'i niye okula yazdırasın? Onlar kalıcı sen gidiyorsun. Yengem. Sonunda edeceksin. Öldüreceksin Vedat'ı. Katil olmamak için çok direndim. Bilmem mi? Nefesi kaçırdığında bile öldürmedim Vedat'ı. Katil olmayacağım dedim. Şimdi ne etti o fışkı yiyenin gobeli? Velayet davası açtı. Kazanacak gibi duruyor. Yenge, nefes yiğitsiz yaşayamaz. Nefesin yaşaması için benim Vedat'ı toprağın altına gömmem lazım. Toprak kabul etmez onu. Geri atar. Göm denize gitsin yenge. Göm. Ula bana deli diyenin. Madem artık suç ortağımsın. Bu neydi? Hesapları boşalttım. Babuları nefesi kuyumcu Gültekin'e götüreyim diye vermiyorsun herhalde. Eğer istediyorsa onu da yap. Yenge, ben yokken, yani eğer yakalanırsam bütün param nefesin. Bunları ona ver, olur mu? Oy ben senin altın kalbini severim çocuk. Ama yakalanacaksın, hapse gireceksin. Kıyam ayrı. Ha, bir şey olmaz. Ama sen onlara göz kulak olursun değil mi? Şimdiye kadar ne ettiysem on katı. Önce Allah'ın, sonra senin emanetlerindir artık. Eyvallah. Bir de o gurbet kuşunu onlardan ayırmazsın. Ayır desen ayıracağım sanki. Güya dedi bir şey. Yangazlar abim zaten sende. Ananı emanet etme, gözünü seveyim, o abin de kalsın. Ha. Vakit bulursan bir de Mercan'a uğra. Şart mıdır? Doktora gidecekti. Götürdüler mi bilmem. Bir de şerefsiz babası vurmuş kıza. Duyduk. Sen de kızına vurdu diye Cemil'in silahlarını denize atmışsın. Konağa bastın meymenet sus. Tamam işte da. Bir bak kıza göz kulak ol. İrtibatı koparma. Vedat'ı ben vursam. Mercan'a sen baksan. Yok yok. O hiç olmaz.
İyi, ha tamam. Haydi. La ne yapıyorsun sabahın köründe burada? Mustafa geldim. Sakın yakalanma ha. Göm denize gel. Nasıl yani anneciğim? İlk defa deniz, ilk defa bakkal, ilk defa cami. İlk defa uçurum. İlk defa ormanda kaybolma. Ve ilk defa okul. Ne kadar yakıştı oğluma ya. Sen kocaman olmuşsun. Uf anne ya. Kıyafetin sana büyütmez ki. Sen yine biraz fazla mı ukala oldun acaba? Anne. Hı. Hatırladın mı? Hep okula gideceğim diye hayal kurardık. Orada babamın evinde. Şimdi çok heyecanlıyım okula gideceğim diye ama biraz daha korkuyorsun. Nereden bildin? Çünkü ben anneyim ve anneler her şeyi bilirler. Ben oğlumun o okula gidip hayallerini kurduğumuz şeyi gerçekleştireceğini biliyorum. O korkuları da çantayı sırtına taktığı an geçecek. Ve geçti bile. Koşma, ben getiririm. Allah'ım ne olur oğlum benden ayırma. Tayyip abi! Vay vay vay! Yedim. Ulan çok havalı olmuşsun be. Annem de çok yakıştı dede. Dur bir bakayım sana. Anan ne derse o. İlk defa daha seninle olunca çok güzelmiş. Uy, kurban olurum ben sana. Ama en güzel ilk defa okul. O yüzden en güzel gün bugün. İnşallah yedim. En güzel gün bugün olsun. Evet beyler. Hadi gidelim de şu okulun altını üstüne getirelim. Heyo! Benden de bir heyo. Hadi bakalım. Sıkıntı var mı? Kabus mu? Hı hı. Gece oldu ama uyanıkken olmadı. Buna da şükür. Haydi. Olsun anneciğim, sorun olmaz. Olmaz değil mi Tahir abi? Olmaz tabii ya. Olur mu hiç? Ben o kadar okuldan kaçtım da sorun olmadı. Tahir. Ne? Anneciğim, okul çok güzel bir yerdir. Okuldan kaçılmaz. Tahir abi sana şaka yaptı değil mi Tahir abisi? He aslanım, şaka yaptım. Hiç insan okuldan kaçar mı ya? Ben şahsen elimden gelse okulda yatıp kalkardım. O derece yani. Tamam ya. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, geç kaldık. Hiç önemli değil. Annem. Bak, hiç korkmana gerek yok, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Korkan kim ya? Şişt, kaptan. Okulu fazla dağıtmak yok. Bakalım Yiğit'e. Hoş buldum. Yiğit'ciğim, bize biraz kendini tanıt bakalım. Kimsin, kimlerdensin, nereden geldin? Merhaba, benim adım Yiğit Sayar. İstanbul'dan geldik biz annemle. Annemin adı Nefes Zorlu. Annesiyle soyadları aynı değilmiş. Hamzacığım, olabilir. Evli çiftler boşandıktan sonra anneler evlenmeden önceki soy isimlerini kullanabilirler. Bu çok normal. Annem babamla hiç evlenmedi, evlenmeyecek de. Çünkü annem babanı bıraktı, babamın amcasıyla kaçtı. Hamza. Babamın babaannesi de annesinin sıçından tutup sürüklemiş. Şşt, çocuklar, çok ayıp. Böyle asılsız laflarla arkadaşınızı üzmeye utanmıyor musunuz? Asılsız değil ki, öyle diyorum. Annemle babaannem konuşurken duydum. Hamza dedim. Bak, bir kelime daha edersen ceza vereceğim. İçim, sen de gel bir tane. Arda'nın yanına otursun Yiğit. Tamam mı Yine ne var Berrak? Sen ara dedin diye arıyorum. Ne çılgınlıklar yaptı karım, anlat bakalım. Hiç. İlacını veriyorum, o da halüsinasyon görüp duruyor işte. Ha. Tahir'le falan buluşmadı. Sen de ilacını düzgünce veriyorsun, öyle mi? Yok, buluşmadı. İlacı da veriyorum, evet. Yalan söylemiyorsun değil mi Berrak? Hayır, gerçekten. Doğruyu söylüyorum. Öyle olsun. Ama bak ne diyeceğim. Biz yine de bu konuyu yüz yüze konuşalım seninle, olur mu? Bu gece aynı yerde, aynı saatte. Gecikme, tamam mı? Selamün aleyküm Osman hocam. Aleyküm selam Mithat'cığım, hoş geldin. Sen de hoş geldin Fatih. Hoş bulduk hocam. Hayırdır? Gurbet kuşuyla konuşmayı bir daha deneyeyim dedim. Ya acele ediyorsunuz. Kız sizi ne zaman görse ağlar ya. Aha bu yangazla Deli Tahir günde 5 kez arıyorlar hocam. Rahat bırakmıyorlar. Taktılar, kızın kocasını bulacaklar. İyi hadi geçin bakalım içeri. O
Osman Hocam siz misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk gurbet kuşu. Müsaaden varsa bugün konuşalım mı? İyi misin? İyiyim. İyi günler bacım. Kusura bakma rahatsız ettik ama dün geldim evde yoktun. Nefesle okula kadar gitmiştim. Anladım. Bak bacım, bizim emniyet bu civarlarda kaybolmuş bir kadın hakkında hiç ihbar almamış da. Senin kocan seni aramıyor mudur? Bilmem. Neydi senin kocanın adı? Bak, eğer o kansızdan korkuyorsan korkma. Biz seni koruruz. Sakladığın bir şey mi var bacım? Bak, dövülmüşsün. Zordasın belli ama eğer böyle davranırsan sana şüpheli muamelesi yaparız. Uşağım ne diyorsun ya? Ya benim kızımı korkutuyorsun. Yatağını misafiri durur, sorgulanmaz. Haklısın hocam. Kusura bakma bacım. Meslek alışkanlığı işte. Mümkünse bir bardak su alabilir miyim? Sonra da gidelim biz. Sen de ne zaman istersen o zaman konuşursun. Su verenlere çok olsun bacım. Ben de suladım. Ben getirirdim. Zahmet olmasın bacım, ben alırım. Abi ben dışarıdayım. Osman hocam selametle. Selametle yavrum. Biliydim o koridorda bir fışkı olduğunu. Yani Vedat oğlu annesiz kalmasın diye sarı gibi sakladı. Ama yıllardır çok çekti. Ya nasıl çekmesin mülayim adam? Yazık ya. Ver onu yanılayım. Vallahi alırım. Teşekkürler. Ay anacığım, ay. Nazar, mahkemede bizim için şahitlik yapar mısın? Yiğit'i o kadından kurtarmamız lazım. Ben ne anlatacağım ki? Yani nefesin sana söylediği saçmalıkları anlatsan yeter. Neymiş efendim? Nefes dönsün diye seni kurban etmeler falan. Bilemedim ki. Ben bir düşüneyim. Tabii canım, düşün. Biz seni zorlamak istemeyiz. Sağ olun, afiyet olsun. Thank you.
reis Sevdun. Hazreti çekil. Mercan'ı görüp çıkacağım. Babam tabancayla kovaladı yetmedi mi? Ne geldin? Bak Hayrum, hala hayatta mısın? Kız gir içeri. Sen de bin arabaya. Bu kızı sevmiyorum. Elçi olarak da istemiyorum. Bitmiş dur. Ana! Şer İttifakı'nın asıl üyesi de burayaymış. Neyse, bulaşmayacağım sağa. Türkan yenge, Mercan nereye yadı? Asıl senin yüzün nereye yadı? Kız sen hangi yüzle geldin bu eve? Anlaşıldı. Kendim gidip bakacağım. Uy deli mi? Dur ne dur? Çek kız Asiye. Aç bakalım. Asiye abla. Aç dedim sağ aç. Aç. Bismillah. Kız ne ettin? Yine kendi canına mı kıymaya kalkıştın? Sakın bağırma. Canıma kıymayın. Kendin üzületliysin. Tahir yüzünden mi? Yoksa babam vurdu diye mi? Gel doktora gideriz. Olmaz. Annem kızar. Nazar da dedi, o da kızdı. Ege niye? Asiye dedim, kıracağım kapıyı. Benim kızım deli değil dedi. Vallahi darlandım ha şimdi. Benim buna bir çare bulmam lazım. Salı günü anam pazara gider mi? İyi tamam. O pazara biz de doktora tamam mı? Bekle beni. Şunu da alayım. Bu sesi. Çok da meraktım evine. Asiye Hanım, meraklı değilim diyorsunuz da. Bu evde istenmiyorsunuz, farkında mısınız? Dur bir bakayım, farkında mıyım? Baktım, farkındaymışım. Bir de sen bak bakayım. Bu topraklarda istenmiyorsun, farkında mısın? Hayırdır sen ya? Geldin Ali Kıran Başkesen oldun. Teveccühün canım. Acelem var tutmayın Asiye reisi. Daha helva kavracım. He. Kısmetse sağa da yollarım. Afiyetle yersin Eyşancığım. Allah kurtardı bu kızımı bu manyak elçiden. Sen de çek o kenafir gözlerini uşağından. Haydi. Hayda. Anne, hoş geldin bir tanem. Vallahi adamın kafa bozuk. Birkaç kez sordum söylemedi. Ben de üstelemedim. Sabah okula gitmekten korkuyordu. Atlatamadı mı acaba? Öğreneceğiz. Hoş geldin Tahir abi. Hoş bulduk abim. Anneciğim. Okul nasıldı? İyiydi. Ama? Dersler çok sıkıcıydı. Ama bugün ilk gün. Hem daha bir sürü yeni şey öğreneceksin. Hani bugün en güzel gün olacaktı? Hı? Babamın babaannesi de annesinin sıçından tutup sürüklemiş. En güzel gün olmadı.
yemiş. Daha gün bitmedi ki. Ne yiyoruz Geyik Hanım? Yemek. Ben bugün işe gittim, yemek yapmadım ki. Vay vay vay. Çalışan kadın tripleri ha, görüyor musun koçum? Hayır. Sen bir şeylere yapmışsındır herhalde gurbet kuşu. Vallahi ben düşünemedim. Kusura bakmayın. Görüyor musun aslanım? Bu iki kızdan bir cacık olmaz. Gel biz seninle kuymak yapalım. Sen kuymak. Ne? Senden güzel yaparım Geyik Hanım. Hadi bakalım yamak. Doğru mutfağa. Hop. Nefes. Efendim Tahir? Mısır unu? Ha? Lan ne bakıyorsun? Mısır unu versene. Ben o yüzden mi çağrıldım buraya? Yok. Tahir abim anan çok kötü kuymak yapıyor dedi. Gelsin de öğrensin dedi. Oy nenem oy. Ulan ne ettin? Öyle mi Tahir? Peynir. La haklıyım işte. Bu peynirle kuymak mı yapılır? Aho peynirini vereceksin. Aho. Allah anneni ne zaman koruyacak?
Vardır bir vakti. Yakındır belki de. Nefes. Ben çıkacağım da az vaktim varsa. Müsaade var mıdır hocam? Şimdi yok diyeceğim. Teheccüde geleceksin. Kapıya da dayanacaksın. Hadi kısa kes. Eyvallah. Yarın işe gitme. Yiğit de okula gitmesin. Yengem yaylaya çıkaracakmış sizi. Niye? Ula ben nereden bileyim? Bahane sorarsın. Sabah ona sorarsın. Sen şimdi niye delilendin ki? Ben bugün konuştum. Hiç öyle bir şey demedi Asiye abla. Merak ettim. Tamam Nefes. Uzatma da. Sabah gelip alacak sizi. Çıkarsınız bir kafa dağıtırsın. Fena mı? İyiyim ben. Doktora gitmek işe yaradı zaten. Nasıl yaradı? Ula ne çabuk? Dün bir iki sefer gündüz kabusu gördüm. Ama bugün hiç olmadı. Bir iki kere derken bir Vedat'ın Yiğit'i kaçırdığını gördün. Başka? Hatırlatan bir şey olunca bir iki defa gördüm. Ama doktor bir süre olur dedi. Yani bir sürü şey sebep olabilirmiş. Bir dakika. Ama sen zaten tahmin etmiştin. O yüzden. Ula sen ne diyorsun? Sen bana sabahtan beri bir tuhaf davranıyorsun. Kazara değmemek için uğraşıyorsun. Yani hevesliymişim gibi düşünme ama. Yani ne bileyim. Sen böyle çok çabalayınca benim dikkatimi çekti. Ödüm kopay. Her sana sarıldığımda bir an için bile olsa sana o herifi hatırlatırsam ben ölürüm. Hiç öyle bir şey olmadı. Aklıma bile gelmedi. Daha düne kadar olmayan Vedat'ı da görmüyordun. Ula en iyisi. Ben bu herifi öldürürüm. O cehenneme gider. Ben hapse girerim. Sen de rahat bir nefes alırsın. Oh bitti gitti. Delirdin mi Tahir? Bak sakın ölüm. Bak sakın. Tamam mı? Sakın öyle bir şey yapma. Sen katil olmayacaksın. Anladın mı? Tamam. Tamam bakarız. Tamam. Tamam. Haydi. Haydi girsene eve, haydi. Tahir. Nefesim. Haydi.
çocuklar, yalnız giderim. Sağ olun. İyi geceler. Ben Meclise'deyim. İyi geceler bacım. Bıktım lan senden. Al benden de o kadar. Sakın!
Niye buradasın? Nefes'le ne alakan var? Siz Vedat'la telefonla konuşurken dinledim. Sahibin zorladı beni. Ama sen onun nasıl bir pislik olduğunu, nasıl bir canavar olduğunu biliyordun zaten. Buna bile bile çalıştın yıllarca. Nereye sakladınız annemle kardeşimi? Söyle çabuk. Onları mı aldı? Biliyor musun? Tahir götürüp gebersin dedim. Ama Vedat ölürse anneni bulamayız. Ben peşlerine düşeceğim. Nefes'in yanına git. Sonra bulacağım seni. Medreseye gittim yine. Sonra yolda Tahir'i gördüm. Bir tane adamın kafasına silahla vurup onu arabaya attı Nefes. Nasıl biriydi? Şık giyimliydi. Sakalı vardı, bastonu vardı elinde. Vedat. Tahir Vedat'ı öldürecek. Hapse girecek. Katil olacak. Bana bu gece anlatmaya çalışın. Ben nasıl anlayamadım? Allah kahretsin, ben de sanmadım. Oo, hayırdır, bismillah. Tövbe. Ulan bu saat daha iyi mi olur? Nefes. Kaçırmış, öldürecekti. Tamam Bazım, sen evladını, çocuğunun yanında kal. Ben bulacağım Tahir'i. Senin bildiği sır, sır değildir.
Tövbe namazı kılmayı unuttum. 5 dakika bekle burada. Sabah namazı birazdan. Vakti mi şaşırdın? Şaşırdığım kesin de. Vakti değil. Duaya mı geldin, tövbeye mi? İkisine de. Günahtan kaçınmak tövbe etmekten daha kolaydır, bilir misin? Öyle midir? Öyledir. Tövbenin kabul olup olmadığını bilmeden bir ömür geçirmek zordur. Anladım. Allah razı olsun hocam. Hapiste daha da zordur uşağı. Allah'ın peygamberi de hapse girmedi mi hocam? Hazreti Yusuf'u diyorsun ha? Günahtan kaçtı. Bence nefsinden kaçtı. Hapse razı oldu da diyebiliriz. Değil mi hocam? Diyebiliriz. Ben de nefsimden kaçayım. Nefese hem nefes olayım diyorum ama olamayırım. Çünkü Ebu Cehil nefesin peşini bırakmay. Bana da tek yol kalıyor. Onun için tövbe namazı kıldım diyelim hocam. Ve sabrın Cemil. Sağa düşen güzel bir sabırdır uşağım. Allah seni sabredenlerden eylesin. Amin. Tahir Vedat Bey'i kaçırdı. Peşlerine düştüm ama yakalayamadım.
Erkap'tan hayırdır? Denize açılıyoruz. Haydi in makine dairesine. Gecenin köründe ne denizi? Hem sefer kaleli ikidedir. Diyelim ki deliyim de ondan Cemal Reis. Estağfurullah kaptan. Haydi çalıştır motorları. Haydi reis. Cemal Reis, makineler stop. Alargada bekleyeceğiz. Anlat Deba. Nasıl bu kadar kolay adam öldürebiliyorsun? Sana zor geldi Hatay. Kolay yalan yok. Çok zor. Hayır böyle sinirle de vurmadım ya. Planladım falan. Ula bir şerefsiz öldüreceğim. İki gündür helallik almadığım adam kalmadı. Allah'tan da çok korkarım. İlk cinayet zordur Tahir. Tavsiye etmem. Vallahi şimdi daha bir gerildim. Haydi. Mabeselere bakacaklar. Bulacaklarmış. Ama sen dua et. Tahir Vedat'ı vurmamış olsun. O senin duaya çok ihtiyacın olacak ha. Alo. Cemal Kaptan acil değilse kapat ha. Telefon bekliyorum acil. Mustafa yetiş. Tahir Vedat'ı öldürecek. Ne? Neredesin? Gelmedi mi? Tamam tamam hemen. Haydi kolum atma. Çabuk. Çabuk. Tamam. Hemen at Tahir'i. Uşağı, etme. Katil olmana izin veremem. Seni bağlamamız gerekecek o zaman. Nefes. Gömün Allah'ım uşağı. Gelirim seni alma. Abi kurban oldu Allah'ım. Şu sabah ezanının yüzüsü hürmetine. Tahir katil olmaz. Allah'ım.
musun? En az 20 sene yatarsın. 24. Allah ömür verirse 24 yıl sonra görüşürüz reis. Eyvallah. Tahir! Şehadet getirecek misin? Ağlıyor. Beni öldürmeyeceksin Tahir. Burada değil. Yok, gayet öldüreceğim. Şehadet. Hani Allah korkusu falan bir şeyler diyordun. Katil olamam diyordun. Ne oldu? Birdenbire Allah'tan korkmamaya mı başladın Tahir? Yok, çok korkarım. Şehadet yok galiba. Cehennemde görüşürüz. Dur. Şehadet mi getireceksin? Sana bir şey anlatacağım. Öldürdüm onu.
Keşke öldürebilseydim. Ulan ne oldu? Niye öldürmedin? Asya. Seni kurtaramadım. Affet beni. Nefes! Tahir'le vedalaştın. Hadi şimdi git. Oğlunla da vedalaş. Dağların dumanı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.